İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Salacak açıklarında yer alan Kız Kulesi, yapıldığı dönemde Üsküdar'la özdeş bir yerken zamanla İstanbul ve Türkiye'nin simge yapılarından biri haline geldi. İstanbul Boğazı'yla Marmara Denizi'nin birleştiği noktaya yakın bir konumda olan Kız Kulesi, yapılış amacı, efsaneleri, konumu ve manzarasıyla ülkemizin en özel yapılarından biri. Tarihi yapı, milattan önceki dönemlerde karadan koparak bir ada haline gelen yerin üzerine yapılmış. Her uygarlık döneminde biçim değiştirerek günümüzdeki şeklini almış. Kız Kulesi pek çok efsane barındırıyor. Bunlardan biri kuleye adını da vermiş olan Leondros efsanesi. Aralarındaki denize meydan okuyan aşıklar, Leondros ve Hero'nun hikayesi trajediyle biter. Fırtınalı bir gecede Leondros kulede ışık yandığını görünce sevgilisi Hero'nun kendisini çağırdığını düşünür ve denize atlar. Oysa ki bu kez ışığı yakan Hero değil, aşıkların her gece gizlice buluştuğunu anlayan bir başkasıdır ve ışığı söndürüverir. Leondros boğazın dalgalarına gömülür. Bunun acısına dayanamayan Hero ise kuleden atlayarak hayatına son verir. Efsanenin sonunda aşıklar adına kulenin olduğu yere bir deniz feneri yapılır. Bu efsaneden dolayı Kız Kulesi yurt dışında genelde Leondros Kulesi olarak anılıyor. Kız Kulesi ile ilgili her uygarlık dönemine ait bir efsane bulunuyor. Geçmişi milattan önce 24 yılına kadar uzanan Kız Kulesi, uzun tarihi boyunca savunma kalesi, sürgün istasyonu, hapishane, karantina odası, radyo istasyonu, vergi noktası ve deniz feneri olarak kullanıldı. Tarihi kule, yapıldığı tarihten günümüze pek çok olaya ve uygarlığa şahitlik etti. Çağlar değişti, devletler yıkıldı, Kız Kulesi ise sırtı Anadolu'ya, yüzü Avrupa'ya ve Haliç'e bakarak bu dönemlere tanıklık etti. Günümüzde ise ziyaretçilerine Marmara Denizi, Topkapı Sarayı, Eminönü, Haliç, Galata, Avrupa Yakası, İstanbul Boğazı, Boğaz'dan geçen gemileri ve Üsküdar'ı tek bir yerden izleterek İstanbul'un keyfini yaşatıyor. Yılında restore edilen Kız Kulesi, kafe ve lokanta olarak hizmet veriyor. Üsküdar ve Salacak sahilinden kalkan teknelerle Kız Kulesi'ne ulaşmak mümkün. Kule, gezi amaçlı ziyaretlere de açık.